Bu seneki İnce Işıklar Kaşık Sapı Festivali'nde kaşık sapı yapıyoruz böyle. Tane değil. Nasıl oluyor? Bunu neden yapılıyor? Buna un, tuz, yumurta yumuruyoruz. Birkaç dakika dinlendi mi böyle kirmanın sapında yuvarlıyoruz. Güzel şunları keselim. Kirmanın sapı burada. Herhalde siz de çalışıyorsunuz. Evet. Bunu evet. Daha önceden yapıyor muydunuz evlerde falan? Evlerimizde yapıyoruz, yaparız. Evet. Eskilerin geleneği. Yani ninelerimizden, annelerimizden gördüğümüz kaşık sapını yapıyoruz yani genellikle. Müşterimizi birleştiriyoruz. Az güzel. Hele o üzerindeki keşin, tereyağının, cevizin lezzeti inanılmazdı. Kilo aldırır diyorlar. Biz aldık, inanmıyoruz. İnanmıyoruz. Ben inanıyorum. Kilo aldıracağına inanıyorum. Öyle mi? Kalorili olduğunu da düşünüyorum. Arada yenmesi gerektiğini de düşünüyorum. Sık sık yenmemeli bence. Eğer ama biraz dengeli bir beslenme tarzı olduğunu düşünüyorum. Çünkü içindeki peynir protein olduğu için karbonhidrat ve protein dengesini sağlıyor. Ayrıca cevizdeki omega 3 ve 3. Evet, cevizdeki omega 3. Bunu bilen kaşık sapı yer, keş yer. Bu da ancak bu durumda. Bekleriz. Kilo milo buz gelir, tost gelir. Kilo falan buz gelir. Nasıl, güzel harika, olmuş mu? Harika, gayet güzel. Siz evlerde de yapıyorsunuz değil mi böyle? Yapıyoruz tabii. Zor mu yapımı? Hayır, çok kolay ama tabii. Hamurat becerikli olmak lazım. Herkese yapamaz onu. İnceliği ayrıntısı mutlaka ki var. Tamam, teşekkür ederim. İnceliği kaşık sapı mı? Hayırın. He? Ben bilmem, olay geliyor şimdi. Şimdi seni sayacağım. Bu da mı dönüyor? Gece kalbimden. Bir daha at, hadi bir daha. Yapamam, bir daha. Bir daha, bir daha, bir daha. Atla. Bu güzel oldu değil mi? En güzel sen. Evet, al sen de al şeyi, mangalı. Mangalı mı alacağım ben evet, de? Tabii. Ayıp oluyor. Evet. Neşet abi, neşet benim. Koskoca 500.000 kişilik pilav yaptım, bana bir şey yok. Sana olmaz mı? Dur, geride sürpriz edeceğiz. Yağ kullanmıyor zaten. Bırak o, bırak. İkisi de bizim evladımız, canımız, ciğerimiz. Teşekkür ederiz, aslanlıklar. Tamam. Ya bu, kusura bakmayın, değerli misafirlerimiz, şimdi burada güreş tertibi ilk olduğu için gerek hakem heyetinin gerekse bizlerin bazı ufak hataları olur. Şimdiden özür diliyoruz. Ayrıca teşekkür ediyoruz, sağ ol.
Şimdi 5 dakika önce yağan yağmur, bir ay önce düzenlediğimiz, uğraştığımız, çabaladığımız festivalimizi bir anda, yani bereketli yağmur geldi, festivalimizi sona erdirmek zorunda kaldık. Bu sayeyle bayramda festivalin, yani Allah'ımızın bolluk bereketi, nasıl diyeyim, tarlalarımız, misirlerimiz sulandı. Böyle yani 15 senedir böyle bir güzel yağmur yağdığını hatırlamıyorum. Ben Yenice Şırlar Köyü muhtarı Erol Can Türk. Yıllardır köy halkımızla hep birlikte yapmış olduğumuz Hacat Bayramımızı bu yıl biraz daha genişleterek Hacat Bayramı Kaşık Sapı Festivali adı altında yapmakta idik. Bu nedenle hava şartları nedeniyle Kaşık Sapı Festivalimizi maalesef diyorum, güreşlerin yarısında iptal etmek zorunda kaldık.